ve Yalı Çapkını yeni bölümde Ferit Seyran'ı bulduğunda neredeyse ölmek üzere olduğunu görecek. Peki Ferit Seyran'ı nerede bulacak? Akın ve annesi gizemli kadın Mezide Seyran'ı neden ormana atacak? Yalı Çapkını yeni bölümde 36. bölümün paraleli nasıl yaşanacak? Yalı Çapkını yeni bölüm son sahnede Seyran ve Ferit açısından nasıl özel ve aşırı duygusal, adeta ağlayacağımız sahneler yaşayacağız? Yalı Çapkını yeni bölümde Seyran bulunduktan sonra neler yaşayacak? Seyran hamile olduğunu nerede öğrenecek? Yalı Çapkını yeni bölümde Seyran'ın bebeği zarar görecek mi? Akın'ın gizemli annesi Mezide Koran'ları çıldırtmak için Yalı'ya Seyran'a ait ne yollayacak? Gene Turunç dizi farkıyla gerçekçi bir fragman analiz videosuyla karşınızdayım. Öncelikle videomuza geçmeden önce Yalı Çapkını fragman analiz videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Öncelikle şunu söyleyelim ki Akın'ın annesi Mezide gizemli kadın Seyran'a ait bir şeyi Yalı'ya gönderecektir ve özellikle Ferit ve diğerleri bunu gördükten sonra delirecektir adeta. Peki Mezide Yalı'ya ne gönderecek? Önceki analiz videomuzda da söylediğimiz gibi Akın ve annesi Mezide Seyran'ı kaçırıp gizli bir yere götürdükten sonra orada Seyran'a maalesef işkence yapıyorlar. Bu işkence sırasında önceki videomuzda söylemiştim Seyran'ın saçını kesiyorlar ve şimdi öyle düşünüyorum. Ve gelen spoilerler de bunu gösteriyor, Mezide'nin Seyran'ın saçını neden kestiği belli oldu. Muhtemelen yeni bölümde Mezide Koranlardan ve Şanlılardan intikam almak için ve daha çok çıldırmaları için Seyran'ın kesilmiş saçını Yalı'ya gönderecektir diye düşünüyorum. Peki geçen fragmanda Mezide'nin Seyran'ın beline bir şey döktüğünü görmüştük, bu dökülen şey ne arkadaşlar, düşüncelerime göre Seyran'ın sırtına çok fazla zarar gelmeyecektir ve dökülen şey sadece sıcak balmum olacaktır, açıkçası Seyran'ın canını çok yakacaktır ama Seyran'ın sırtında kalıcı bir hasar veya yanık olmayacaktır diye düşünüyorum. Yorumlarda gördüğüm kadarıyla birçok kişi işte Seyran'ın sırtına asit dökülecek, sırtı yakılacak falan diyor ama öyle olmayacak. Diğer yandan Ferit'in Seyran'ı nerede bulacağını ve bulduktan sonra neler yaşanacağını, hastaneye nasıl gidileceğini ve ondan sonra Seyran'ın hamileliğinin hastaneden nasıl ortaya çıkılacağını anlatalım. Dikkatlice videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Arkadaşlar, öncelikle Ferit Seyran'ı nerede bulacak? Açıkçası benim düşüncelerime göre Ferit Seyran'ı bir ormanda bulacak, çünkü Akın ve annesi Seyran'ı bir ormana götürecek. Peki neden ormana götürecekler? Öncelikle şunu söyleyelim ki Akın'ın annesi Seyran'a bir odada işkenceler yaptıktan sonra artık Seyran'ın işinin bitirilmesi gerektiğini, sonunun geldiğini söylüyor ve artık tam anlamıyla intikamını almak ve tamamlamak için Akın ve adamlara Seyran dövülmüş, saçları kesilmiş, sırtı kırılmış, sıcak balmumu dökülerek ormana götürülüp ormanda gömülmesini emrediyor. Peki Mezide neden Seyran'ı ormana gömmek istiyor? Çünkü arkadaşlar, bildiğiniz üzere Hattuç geçmişte bazı adamlara Mezide'yi kireç kuyusuna atmayı, gömmeyi emretmişti. Mezide de buna karşılık intikam almak için Seyran'ı ormana gömmek için emirde bulunuyor. Peki Ferit Seyran'ı ormanda mı bulacak? Evet, Ferit Seyran'ı ormanda yerde yatarken bulacak ve Seyran öldü sanacak. Seyran baygın bir vaziyette yerde yatıyor olacak ve açıkçası bu sahnelerde mendilleri hazırlamanız gerekecek, çünkü çok fazla duygusal bir sahne olacak. Ferit Seyran'ı ormanda yerde yatar ve perişan olmuş bir halde gördüğü gibi onu hemen kucağına alacak ve muhtemelen bu sahneyi izlerken milyonlarca insan ağlayacak. Diğer yandan Ferit'in bu sahnede en büyük destekçisi ve yanında olan kişi Kaya olacak. Seyran kurtarıldıktan sonra maalesef çok zor bir süreçle karşılaşacak, hem travmaları oluşacak, hem psikolojik olarak bitmiş vaziyette olacak. Ama Ferit Seyran'ı hastaneye götürdükten sonra Seyran ve Ferit'in alacağı müjdeli bir haberle, ben inanıyorum Seyran ve Ferit çok güçlü bir şekilde hayata tutunacaklar. Peki bu müjde ne? Seyran ve Ferit hastaneye gittikten sonra hemen Seyran'ın tedavisi başlayacaktır tabii ki ve hastane etrafında çok fazla yoğun güvenlik önlemi alınacaktır ve bu noktada Seyran'ın hamile olduğu ortaya çıkacaktır. Peki Seyran'ın bebeğine zarar gelecek mi? Seyran bebeğini kaybedecek mi? Arkadaşlar, açık konuşmak gerekirse geçen analiz videolarımızda da anlattığım gibi ben Seyran'ın hamile olduğunu, ancak Akın ve annesinin işkencesinden sonra bebeğini kaybedebileceğini ve dizinin gerçek hikayesinde, yani gerçek Seyran ve Ferit'in ilk bebeklerini kaybettiklerini ve bundan ötürü de dizide de Seyran ve Ferit'in bebeğini kaybetme ihtimalinin olduğunu, ancak senaristin bu konuda bir değişiklik yapma ihtimalinin de olduğunu söylemiştim. Ama şimdi yaptığım analizlere göre Seyran ve Ferit'in bebeklerini kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Yani yeni bölümde Seyran'ın hamile olduğu ortaya çıkacak ve bebeklerini kaybetmeyecekler. Peki neden böyle düşünüyorum? Seyran çok büyük acılar ve travmalar yaşayacak ve Seyran Ferit'i ayağa kaldıracak, kısa sürede güçlenmelerine sebep olacak büyük bir şey lazım ve bunun Seyran'ın hamileliğinin olduğunu düşünüyorum.
Öncelikle şunu söyleyelim, bundan sonra Yalı Çapkını senaryosu nasıl ilerleyecek? Ratingler düşmeye devam mı edecek yoksa büyük bir senaryo hamlesi mi geliyor? Açıkçası benim düşüncelerime göre evet, biraz fazla ağır bir bölüm geliyor. Hem seyran hem de Ferit açısından buna gerek var mıydı? Tabii ki de hayır, senaryo daha farklı olabilirdi. Ancak şunu bilmelisin ki 66 bölüm biteceğinden emin olduğum için çok mutluyum ve bizi harika bölümler bekliyor diyebilirim. Ve özellikle 67. bölümden itibaren tam istediğimiz senaryolara, hikayelere giriş yapılacak diye düşünüyorum. Size bunun müjdesini veriyorum. Bu müjdenin karşılığı olarak kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Diğer yandan zaten açıkçası bence bu Yalı Çapkını dizimizin bitmemesi gerekiyor. Çünkü siz de biliyorsunuz ki Seyran ve Ferit'in imkansız aşkı ilmek ilmek işlendi. Çok güzel hikayelerine şahit olduk ve daha 3. sezon başta olmak üzere hikayenin çok daha güzel şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve ben şundan eminim ki bu dizi daha çok iyi yerlere gelecek, özellikle senaryoda yapılacak son hamlelerden sonra. Ve tabii ki ben senaristimize de güveniyorum. Çünkü şu an bu senaryoyu yazan senarist Yalı Çapkını, ilk bölümleri yazan senarist yani Seyran ve Ferit'i yazmak istediği zaman çok güzel yazıyor. Diğer bir yandan peki Seyran'ın bu aşırı göreceği işkencelerden sonra hafızasını kaybetme gibi bir ihtimal var mı? Çünkü gördüğüm bazı yorumlarda Seyran hafızasını kaybedecek, hatta Ferit onu bulduğunda Ferit'i tanımayacak falan denildi. Açıkçası ben Seyran'ın hafızasını kaybedeceğini falan düşünmüyorum. Ama Seyran uzun bir süre bu travmaları, bu korkuları üstünden atamayacak. Seyran zamanla iyileşecek ve tabii ki bu süreçte en büyük görev Ferit'e düşüyor. Ferit'in bu konuda Seyran'a yardımcı olması gerekiyor. Ve zaten olacak da Seyran geceleri karanlıkta uyuyamayacak, rüyalar, kabuslar görecek. Ferit bu süreçte Seyran'ın her zaman yanında olacak. Seyran ve Ferit bundan sonra asla ayrılmayacak, birbirlerine destek olacaklar. Seyran ve Ferit birlikte, Seyran da hamile olacağı için güzel şeylerin hayalini kuracaklar. Seyran yaşadığı şeylerden ötürü bir süre konuşamayacak ve bu olayın etkisi altında kalacaktır. Ancak sadece Ferit'le konuşacaktır, sadece Ferit'e gülecektir. Önümüzdeki bölümlerde çok güzel Seyran ve Ferit sahneleri yaşayacağız. Ferit karısına bebek gibi bakacaktır. Diğer yandan Halis bu olanlardan sonra ve Seyran'ın hamile olduğunu öğrendikten sonra Seyran'a karşı tavrı çok inanılmaz değişecektir ve açıkça söyleyelim ki Halis Seyran'ın her zaman arkasında olacaktır ve hatta Hattuç'tan sonra bu evin hanımının Seyran olmasını gerektiğini, tekrardan doğru bir düşünce olduğunu anlayacaktır. Suna konusuna gelecek olursak, hepinizin Suna'ya çok sinirli olduğunu yorumlarda, yazdığınız yorumlardan görüyorum. Peki Suna mevzusu ne olacak? Suna hep böyle olmaya devam mı edecek? Bu konuya bir açıklık getirip müjdeyi verelim arkadaşlar. Senaryoda Suna konusunda değişikliğe gidiliyor. Suna bir müddet daha Seyran'a kötü olmaya devam edip daha sonra Yalı'dan da kovulduktan sonra aklı başına gelecektir ve eski iyi Suna geri dönecektir diye düşünüyorum. Hatta Abidin ve Suna aşkının tekrardan başlayacağını düşünüyorum. Yani Abidin Suna aşkı hikayesine geri dönülüyor. Peki bildiğiniz üzere Ayşen geçen bölümde Abidin'e onu sevdiğini söylemişti ve hatta Suna içeri girmişti, sonra Suna bu olanları gidip Şefika'ya anlatmıştı ve Abidin Ayşen'i kurtarmak için evlilik teklifi etmişti. Peki bu olay sizce nasıl bitecek? Abidin ve Suna bir araya tekrardan nasıl gelecek? Tüm düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayınız. Peki arkadaşlar, siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce böyle olacak olması daha mı iyi oldu? Çünkü Suna'nın ablasına düşman olması çok mantıksızdı diye düşünüyorum. Suna'nın Seyran'a çok büyük destek olması lazım, çünkü o Yalı'da Seyran'ın çok fazla düşmanı var. Suna'nın ablasının yalnız bırakmaması gerekiyor. Diğer yandan kanalımızdaki diğer Yalı Çapkını fragman analiz videolarımı izlemenizi tavsiye ediyorum. Dizimizin yeni bölümü hakkında inanılmaz şeyler anlatıyorum. Görüşmek üzere ve kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomuza beğeni atmayı lütfen unutmayınız.